Son DST7 ile birlikte katı modelden sadece metale geçiş daha da hızlandırıldı. Örneğin çekirdeki katıdan sadece metale geçiş yapıp açınım almak istiyoruz. Application buton switch to sheet metal yolunu izleyerek sadece metal ortamına geliyorum. Tools bölümüne gelip part to sheet metal komutuna tıklıyorum ve sırayla büküm yapılacak kenarları seçiyorum. Zaten ön izlemesini program gösteriyor. Tek tek kenarları seçiyorum. Örneğin buradan devam edecek. Diğer taban kenarını, diğer taban kenarını. Eğer işlem sırasında şöyle bir dikkat işareti alıyorsanız o anda başarısız olacaktır onay verdiğinizde. Bunun nedeni şuradaki bükümleri, kesim çizgilerini henüz yapmamış olmasıdır. Zaman zaman böyle uyarılar alabilirsiniz. Aşağı yukarı yönlü ve et kalınlığını değiştirebilirsiniz istediğiniz anda. Yine yan duvarları da seçip işlemi sonlandıracağım. Tek tek büküm yapılacak kenarları seçmem yeterli. Seçenekler menüsüne girip isterseniz boşluk miktarını, köşe kapatmalı yöntemini, çapı ve benzeri işlemlerin hepsini ayarlayabilirsiniz. Örneğin altılı çapta bütün köşeleri kapatsın dedim. Eğer yapabilecekse bunların bütün hepsini altılı çapta köşe kapatması yapacaktır program. Eğer bu çapı biraz daha büyütürsek daha net sonuçları görebiliriz. Şurada köşeleri kapattığını, uygun olan köşeleri kapatır, diğerlerine dokunmaz. Altılık çapta köşeleri kapatsın ve onay verip işlemi sonlandırıyorum. Sağ tıkla onay veriyorsunuz. Artık katıdan saca geçtik. Hemen Tools, Flat Pattern, düzlem seçip kenara tıkladığım anda bu parçanın açınımını almış oluyoruz. Buradan da Save as Flat diyerek doğrudan tezgaha DXF datası olarak gönderebiliriz. Açtığım DXF datasını, kaydettiğim DXF datasını açayım. Şuradan part 16 DXF dosyası open dediğimde DXF datası olarak köşeler temiz şekilde karşımıza gelecektir.